Merhaba arkadaşlar. Ninja Kaplumbağaları konuşacağımız ve iz bırakan çizgi filmler serisinde yer vereceğimiz birinci çizgi film olarak bu podcast'imizde bu konu bütünlüğünde değerlendirmeler yapacağız. Aslında Ninja Kaplumbağalar bir dönem hepimizi etkisi altına almış çok sayıda çizgi filmden biri. Özellikle 80'lerde ve 90'larda çok ciddi bir şöhret yapmış. Benim jenerasyonumu benden önce, biraz benden sonraki jenerasyonu gerçekten eline almış, bir nesli, bir iki nesli büyütmüş diyebileceğimiz bir aslında başyapıt çizgi film sektöründe. Bugün Ninja Kaplumbağalarla ilgili aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak ve ne tür izler bıraktığı konusunda da biraz nostaljik bir yolculuk yapmak istedim. Bu tip sohbetlerin güzel bir geçmişe yolculuk hissi verdiğine inanıyorum. Umarım sizler de dinlerken keyif alırsınız. Hadi başlayalım. Tabii başta benim jenerasyonum için o günlerin büyüsü tadı bir başkaydı. Çizgi filmleri televizyonun başında bekler halde, bazen haberlerden önce akşam üzeri, bazen pazar sabahları bekleyip izlerdik, dinlerdik. Gerçekten de iz bırakan, hayal dünyamızı geliştiren, hatta onlardan biri olmamızı bile zaman zaman bize hissettiren çok sayıda çizgi film vardı. Bunların çoğu tabii Amerikan sempatisini de aşılıyordu aslında. Çok fazla subliminal mesaj içeriyordu. Biz çocukken bunları çok anlamasak da daha sonra pek çoğunu öğrenecektik ama ilgilendiğimiz konu onların verdiği mesajlardan ziyade o günkü hissiyatımız idi. Aslında yapıcı çizgi filmlerin, hayal gücünü geliştiren pek çok çizgi filmin ileride insan hayatında önemli yapıcı etkileri olduğunu da dinlemiştim. Psikolojide böyle bir alan vardı. Zaten çocukken kendi gerçekliğinizi yaratmanızı olanak tanıyan çizgi yapımlar tamamen oyun içerisine konsolide edildiği için hiçbir şey saçma gelmez size. Ama bir şeyin yetişkin olup oyun olduğunu anladığınızda her şey saçma gelir. Çizgi film çocuklar için bu hassas dengeyi iyi kurabildiğinde dünya çapında tanınan çok büyük bir yapıta dönüşebilir. Bence Ninja Kaplumbağalar da bunu başarmıştı. Günümüzde bu denli etkilerinin olduğunu çok düşünmüyorum. Teknolojik gelişimle birlikte artan seçenekler başka türlü bir dünya düzeni kur. Bizim gibi televizyon başına geçip bekleyen sabırlı bir çocuk nesli olduğunu söylemek bugün için gerçekten zor. Bugün artık bana kalırsa biraz daha şımarık ve tahammülsüz çocuklar var. Bilemiyorum, belki benim kişisel hipotezim gibi görünebilir ama böyle çok fazla örnek gördüm. O yüzden eski etkisini kaybettiğini düşünüyorum gelişen teknolojiyle birlikte. Sizin de bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Şimdi konumuza dönelim ve Teenage Mutant Ninja Turtles'ı biraz daha derinlemesine inceleyelim. Ninja Kaplumbağalar 1984 yılında ilk önce siyah beyaz bir çizgi dizi olarak yayınlanıyor. Mirage Comics firmasından Kevin Eastman ve Peter Lord tarafından yaratılıyor. Bu iki arkadaş pek çok farklı çizgi dizi konusunda da tecrübesi olan üretici iki kafa. Hem de yakın arkadaşlar. Çoğu zaman birlikte de birçok projede yer almışlar. Aslında yaratılma hikayesi de çok dikkat çekici. O konudan da biraz bahsetmek isterim. Çizgi roman sanatçıları olan ve sık sık birlikte takılan Kevin Eastman ve Peter Lord bir gece yine bir proje üzerinde evde çalışırlarken Kevin arkadaşının dikkatini çekmek için Lord'un yüzüne bakarken bir fotoğraf gösteriyor. Bu elinde nunchaka olan maskeli bir kaplumbağa çiziyor. Bunun üzerine de Peter aşıkların böyle çatışması, sazlarıyla atışması gibi o da bir kaplumbağa çiziyor. Ondan sonra Kevin Şevke geliyor, iki tane daha çiziyor. Sonra üzerine konuşuyorlar. Ondan sonra çizilen logoya Peter Teenage Mutant ibaresi ekliyor. Aslında ilk bu kurgunun yaratılış anı hemen hemen böyle tarif ediliyor bu çizerler tarafından. Ertesi gün uyandıklarında yine kaplumbağaları için ayrı hikayeler yazmaya başlıyorlar ve bir çizgi roman yaratılma süreci başlıyor. Çizgi roman ve çizgi filmlerde kaplumbağalar mutajenik balçık tarafından böyle bir sıçana dönüştürülen sanatsever ninjutsu ustası olan Hamato Yoshi'nin senseileri tarafından da adlandırılıyor. Süreç aslında biraz bu şekilde işliyor. Hikayenin ilerleyen sürecinde aslında Japon isimler düşünülüyor karakterler için. Çünkü Ninja aslında bir Japon karakter. Fakat beğenebildikleri Japonca isimler bulamayınca bunun üzerine favori sanatçı isimlerini vermeye karar veriyorlar. Hatta birinin adı Gian Lorenzo Barnini
olunca diğerleriyle uyuşmadığını fark ediyorlar. Leonardo, Michelangelo ve Rafael aslında o güne kadar karar verdikleri isimler ama Lorenzo uymuyor ve bir kafiyeye dönüşmüyor kendi içlerindeki tartışmada. Sonra Bernini adını Rönesans döneminde başka bir heykeltıraş olan Donatello ile değiştiriyorlar. Donatello da bir efsane haline gelen Teenage Mutant Ninja Turtles takımının son konan ismi olarak artık proje tamamen hayata geçmeye hazır hale geliyor. Bu dört isimde karar kılıyorlar. 1984 yılına gelindiğinde yaratılan bu çizgi romandan 1000 kopya üretiliyor. Daha sonra da çizgi roman çizgi film dizisine, filme, video oyunlara, oyuncaklara dönüşecek şekilde milyon dolarlık bir franchise sürecinin başlangıcına yelken açıyor. Böylelikle ilk oluşum ve yayılma süreci tamamlanmış oluyor. Aslında çizgi romanın ana konusu mutasyona uğrayan dört kaplumbağanın yine mutasyona uğramış ustaları olan fare Splinter ile beraber kötülüğe karşı mücadelesini konu alıyor. Ustaların kaplumbağalara dövüş tekniklerini öğrettiği, isminin de zaten Usta Splinter olarak bilindiği bir fare karakterimiz de var. Bu fare karakter olan usta dövüşçüden onun en büyük mahareti olan dövüş tekniklerini kaplumbağalara ustalıkla öğretmesini genel olarak başlarda izlettiren bir çizgi film olarak dikkat çekiyor. Karakter aslında büyük bir savaşçı olan Hamato Yoshi'nin evcil faresi. Hikaye bütünlüğünde birazdan anlatacağım kötü adam Shredder var. O Hamato Yoshi'yi öldürünce onun klanının başına geçiyor. Usta Splinter de kaplumbağalarla birlikte o aşamadan sonra birlikte olmaya karar veriyor ve onların eğitim sürecini de tam da bu zamanda başlatıyor. Usta Splinter çizgi filmin dönem dönem değişen kayıtlarında fark ettim ki bir nesil insan silüetinde de karşımıza çıkmış. Mesela 1987 serisinde insan bir karakter olarak ilk defa insanlara çizilip gösteriliyor. Fakat sonra zannediyorum çok tutmayınca yeniden fare karakterine dönüyorlar. Böyle bir ikilem yaşandığını görüyoruz araştırınca. Her seride farklı özelliklerini izleyiciyle buluşturmuşlar ama ana karakter yine Usta Splinter'ın fare görünümü olmuş. Aslında konu bütünlüğü olarak farenin de bir mutasyona uğradığını görebiliyorsunuz. Ninja kaplumbağaların bir babası figürü olarak da görebilirsiniz. Yani hikaye temanın bütünü olarak düşünürsek Usta Splinter dört kaplumbağanın sanki babasıymışçasına onlara yakın olduğu bir durumda. Onlara iyilik aşılayan, uzak doğu dövüş sanatlarını özellikle de o manevi dürtüleriyle aktaran, yani tamamen iradeye dönük hem fiziksel hem de ruhsal savunmayı öğreten bir bilgin, zaten bir bilge karakter. O uzak doğu esintilerini mistik olarak da çoğu yerde verdiğini hatırlıyorum. Bu figürü de bizim gibi Türkiye'den çizgi filmi izleyen çocuklar en çok bunu seviyorlar. Çünkü o dönemde Japonya, Çin, o tarz Asya kültürü çok dikkat çekiyor. Bize çok yabancı ve farklı geldiği için. Tabii belki Barış Manço'nun Japonya ile olan temaslarının da ilgisi olabilir bu süreçte. Çünkü yakın ilişkiler kuruyorlar Türk toplumuyla. Vesaire oralara girmeyeceğim ama bu Asya kültürünün sempati duyduğu bir millet olduğumuzu biliyoruz. Çocukken de belki bundan biraz etkilenmiş olabiliriz ki karateye başlama, farklı dövüş sporlarına gidip yazılma, yani adı budur ya, gidip yazılırdık. O da bu sürece denk gelir zaten. Aikido, Tekvando gibi bir sürü dövüş sporları vardı. Bunlara da gidilip yazılırdık, yaz okulları olurdu, bir şey olurdu. Ben çok ilgilenmedim ama etrafımda olup biten bir durumdu. Usta Splinter'ın da bu mahareti ninjitsu, dövüş sanatının adı olmalı. Bu kendisini izlettiren bir teknik bilgiydi. Tabii her zaman savunma değil, saldırıyı da çok iyi bilen bir karakter. Fakat genel hatlarıyla her bölüm apayrı heyecan verici bir konu seçiyorlar. Bu da bize Splinter özelinde değil, zaten bütünüyle o jenerikte geçen dövüş ve atlama zıplama hareketlerini de anlatmış oluyor. Müziklerinden sözlerine kadar kafamızda gerçekten ciddi bir yeri oluşmuştu. O zaman sözleri anlamak da söylemeye çalışmak bile, anlamasak da söylemeye çalışmak bile hayal dünyamızı renklendirirdi. Mesela şimdi aklıma geldi ama o zamanlar da çok dikkatimi çekerdi aslında. Ninjalar normalde gözleri hariç her yeri kapatırlar ya. Ninja kaplumbağaların sadece gözleri kapalı. Bu arada bir ironi mi var yoksa bir hata mı var bilemedim ama dikkat çekici bir detay. Mutasyona uğrayan bu kaplumbağalar mutant geçirdikten sonra kötü düzene karşı koyarlar ve her zaman iyilerin yanında olurlar. Hikaye genel hatlarıyla bu şekilde. Zaten bizim çocuk olarak etkilenmemiz amaçlandığında iyi olmaları gerekiyor. Çocukken iyisinizdir. İyilik en büyük manevi silahları olsa da
Her biri ayrı bir ustalıkla kullandıkları enstrümanlara, silahlara sahip. Mesela benim çocukken en çok hoşuma giden Donatello'ydu. Bir sopası vardı. Onu silah olarak kullanırdı. Basit bir sopa. Hatırladığım mor göz bandanası vardı. O dikkatimi çekerdi. Hepimiz bir tane kaplumbağayı sahiplenirdik karakter olarak. Bu 3-4 kişiyseniz arkadaş ortamında çok popülerdi. Yaşayan arkadaşlar vardı. Sokakta oynarken diğer karakterleri de onlar paylaşırlar. Akşama kadar sağda solda tepinir durursunuz. Aslında bu hayal dünyanızı çok ciddi şekilde geliştiren bir ayrıntı. Bunu insan büyüdüğünde anlıyor. O günkü başta söylediğim hiçbir şeyin saçma gelmediği sanal gerçeklik büyüdüğünüzde sahip olamadığınız aslında o döneme özel bir kazanım. Mavi olan Leonardo, kırmızılı Rafael, turuncu Michelangelo. Bu isimleri hatırlıyoruz. Her birimiz bir karakter ve rol seçince o renklere de bürünmek adına sağdan soldan bezler, çaputlar bulup bağlardık. Bu da yaşanan bir gerçeklikti o gün için. Son izlediğimiz bölümü canlandırırdık genelde. Artık hangimiz hangisine denk geldiyse. Ama şu kullandıkları silahlar konusunu detaylı bir şekilde tekrar aktarmak istiyorum. Bu eğlenceli. Rafael kırmızı renkli bandanası olan, kaplumbağalar arasında en sinirlisi, en şiddetlisi. Silahı ise savunma ve korumada kullanılan Sais isimli üç başlı çatala benzer, merak edenler bakabilir. İki tane Sais kullanıyor. Michelangelo kaplumbağalar arasında en umursamaz ve hiçbir şeye dikkat etmeyen, biraz sakar. Silahı ise dikkat ve odaklanma gerektiren Nunchaku. Buna bazı yerlerde mınçıka da deniyor. Onu duymuştum. Donatello kaplumbağalar arasında en zeki ve teknolojik olanı. Silahı ise tahtadan basit bir sopa. Leonardo kaplumbağalar arasında en barışçıl ve en etik olanı. Ölümcül bıçaklı olan katanayı kullanıyor. İki tane kullanıyor hatta. Ama burada benim dikkatimi çeken yine ironik durum. Usta Splinter sinirli olana savunma silahı, dikkati dağınık olana dikkat isteyen mınçıka gibi, nunchaku gibi bir silah. Teknolojik olana teknoloji içermeyen bir silah. Yani sopa. En etik ve barışçı olana da en keskin silah olan katanayı vermiş. Burada da yine bir paradoks var. İlginç bir detay. Tabii yaşımız büyüdükçe bu isimlerin daha sonra Rönesans'ta öne çıkan ressam isimleri olduğunu öğrendik. Bu bence çok dikkat çekici bir detay. Rönesans devriminin 4 öncü ressamının isimlerini kaplumbağalara vermek ilginç bir kafa tabii. Yani zaten bu kafa yapıları sayesinde dünya çapında bir eser çıkmış ortaya. Bunu da görüyoruz. Bu ya deli olacaksın ya dahi arasında bir durum da olabilir. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello. Kimin aklına gelirdi? Gerçekten acayip bir bakış açısı diyelim. Devam edelim. Bir de tabii kurgunun içerisinde yaşam şartlarını da görmemiz lazım. Yer altında yaşamaları, yaşadıkları yerlere şehrin mazgallarından giriş çıkış yapmaları, o logar kapaklarının kolayca açılıp kapanma hikayesi. Tabii çocuk olduğunuz için oranın artık nasıl mikrobakteriyel bir durum olduğunu bilmiyorsunuz. Orada bu çizgi filmde öyle bir hikaye yok. Nitekim zaten Usta Splinter lağım faresi. Özünde öyle bir detay da var. Ama bahsettiğim gibi o kurguda başka bir gerçeklik mevcut. Pizzayı çok sevmeleri çok ilginç bir ayrıntı. Bunu artık nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Belki o günkü Amerikan fast food'unun çocuklara subliminal olarak aşılanması mıydı? Yoksa o gün için gerçekten çok yaygın mıydı? Nitekim New York'ta çekilmiş bir çizgi film. Belki de öyleydi. Benim hatırladığım pizzalara para ödeme gibi bir durum yoktu. Belki de bir dipnot, bununla ilgili bir veri bilmiyorum var mı? April, insan karakteri belki bu pizzayı getiriyordu. O ödüyordu, oraları bilmiyoruz. April demişken April O'Neil karakteri 80'li yıllarda bilgisayar programcısı olarak karakterize ediliyor senaryo içinde. 2000 yılından sonraki serilerde ise gazeteci olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Türkçe versiyonlarında Kanal 6 isimli bir kanalda gazetecilik yaptığını biliyoruz. Sarı tulum tarzı kıyafetiyle öne çıkıyor. O ana kadar karakterleri analiz ederken sadece gazeteci April'ın insan olduğunu düşünebiliriz ama Shredder'ın da mutant bir karakter olarak, biraz sonra ondan da bahsedeceğim. O da aslında insan ama sanki biraz yarı insan gibi bir tip. Kaplumbağaların azılı düşmanı ama zirvedeki düşman o değil. Bu düşman karakterleri detaylı olarak inceleyelim. Asıl kötü adamdan da en sonunda bahsedeceğim. Shredder'ın da emir aldığı bir üst, hiyerarşik olarak en üstte bulunan bir karakterimiz daha var. Shredder, bahsettiğimiz kötü karakterin
iki adamıyla birlikte takıldığını biliyoruz. Çocukken aslında o iyiliğin içinde Shredder da sizin düşmanınız oluyor. Hep onun yenilmesini istediğiniz bir bakış açısıyla izliyorsunuz çizgi filmleri. Tema genelde bu iyilik üstüne kurulu demiştik ya. Burada dikkat çeken diğer detay ise o iki yaverinin aslında dış görünüşü. Bir tanesi Rocksteady, diğeri Bebop karakterleri, isimleri böyle. Bunlar biraz avanak tipler. Genelde sakar, çok hata yapan, Shredder'ın komutlarını olması gerektiği gibi hayata geçiremeyen iki tane yaver. Ama bence en büyük mevzuları kesinlikle birinin domuz, diğerinin gergedan oluşu. Bu karakter seçimleriyle ilgili bir bilgi yok. Bu da yine bahsettiğimiz çizerlerin yaratıcı zekalarından çıkan bir ürün. Yine yazarın hangi kafa yapısıyla bir parantez açmak lazım. Yaptıysa ellerine verdiği silahlar da var. Bu uşaklar kötü adam Shredder'ın emirlerini birebir yerine getirmekle mükellef olsalar da çoğu zaman kaplumbağaların kıvrak zekalarına yeniliyorlar. Aslında ikisi bir adam etmeyen tipler diyebiliriz bu ikisi için ama çizgi diziye inanılmaz bir renk katıyorlar. Özellikle çocukların sempatisini kazanacak hayvan figürlerinden seçilmiş olmaları. Bir de sıra dışı hayvanlar. Özellikle Türk izleyici için de böyle. Domuzu, gergedanı hangi sıklıkta görüyoruz ki? Özellikle o yıllarda. Hatta hiç görmüyoruz. Son olarak da gelelim Shredder'ın patronu ve kötülüğün yöneticisi Krunk karakterine. Bu karakter çoğu zaman en dikkat çekici karakter olarak gelmiştir bana. Hepimiz onu beyni karnında olan dev bir adam, yani insan silüeti olarak hatırlıyoruz. İri cüssesi, sabit vücut hatlarıyla ilginç bir tipleme. İnsansı bir varlık ama tabii beynin, bağırsakların orada görünmesi acaba bir mesaj mı? İlginç bir çizim. Hani bugün modern tıp bağırsaklar ikinci beyin diyor ya, bu artık çok popüler bir bilgi. Belki de o dönem buna mı işaret ediyordu? Bir mesaj mıydı? Yoksa bunu hiçbir zaman bilemez miyiz? Oraları karışık ama bir çocuğun dikkatini çekmek amacıyla yapıldığını düşünürsek süper bir tip, süper bir karakter. Bunun kötü olması da yine yoruma açık. Orada insana hükmetmesi, yani beynin yarı insan olan Shredder'a hükmetmesi, onun da hayvanlara hükmetmesi gibi bir hiyerarşik yapı var. Bu da bence dikkat çekici. Bu saydığımız karakterlerin dışında kronolojik olarak dönem dönem bölümlere girip çıkmış farklı karakterler de olduğunu görüyoruz. Usta Splinter'ın hocası var mesela, o başta söylediğim Hamato Yoshi. Onun dışında Casey Jones, Ultron ve Karai gibi dönem dönem görülen karakterler de var. Yani çizgi film her dönem tuttuğu süreçler boyunca, çok izlendiği süreçler boyunca hikayelere çeşitlilik, biraz da farklılık, farklı senaryolar katabilmek adına bu tutan her seride olur bilirsiniz. Farklı karakterleri de getirmiş diyelim. Tabii dönem dönem sinemaya da uyarlanan versiyonları var. Hollywood ünlülerine de rol verilen çizgi film. Bu hatırlanan, en çok bilinen Megan Fox'un 2014 serisinde April O'Neil karakterini canlandırmış olması. Megan Fox dışında pek çok farklı sanatçının da seslendirmelerde rol aldığı bu yapıtı açıkçası bizim çocukluğumuzda iz bırakan çizgi filmler olarak birinci sıraya koymak istedim. Bir ara değindiğim gibi eleştirmenlerin çoğu fast food alışkanlığını kazanmaları için çizgi filmlerin birer proje olduğunu söylese de ben kendi zamanım için açıkçası böyle düşünmüyorum. Zaten bizim dönemimizde işi biraz kendi penceremizden yorumlayacak olursak pizza lüks bir yemekti. Hatırladığım Pizza Hut diye bir tane lüks firma vardı. İkinci bir pizza markasını İzmir'de büyümüş biri olarak söylüyorum. Doğmuş büyümüş hatırlamıyorum. Pizza Hut'ta da pizza çok pahalıydı. Aslında kısacası zengin işiydi. O dönem eve sipariş var mıydı yok muydu bundan emin değilim ama gidilip orada yeniliyordu ve bu bayağı restoran konseptiydi. Tabii pizzaya özenen Ninja Kaplumbağaları izleyen çocuklar olarak biz evde annelerimizden babalarımızdan pizza isterdik. Onlar da tabii pizzanın henüz bilinir bir şey olmadığını düşünürsek nasıl yapılacağından çok bir fikirleri yok. O zaman böyle YouTube falan da yok, açıp bakabileceğiniz bir tarif listesi de yok, tarif videosu da yok. Sonra başlandı o dönem evlerde hadi bakalım nasıl pizza yapabiliriz denmeye, ki bu hikayenin de sonunda pek çok arkadaşım hatırlayacaktır. Sosisli dürümler, sosisli sandviçlere benzer, sosisli böreklere benzer bir şeyler çıkıp bunları yapmaya çalışırken bizim oluşturduğumuz fiyaskoda da çok içli, ince hamurlu, lahmacunvari bir şeye dönüşmüştü. Biz onu tabii çocuk aklımızda pizza sanıp pizza yerine koyup yemiş olsak da tekrarı gelmedi. Zaten birkaç da sonrasında da henüz bilmemekle birlikte Domino's ve türevleri aslında en küçük yerleşim yerlerine bile girebilecek olan o zincir pizza marketleri birkaç yıl sonra gelmek üzereymiş. Biz bunları henüz bilmiyorduk. Belki de bu noktadan bakınca bizi
yeni kurulacak o dünyaya mı hazırlamışlardı? Buraları da yine yoruma açık, tartışma konusu olabilecek detaylar. Bir açıdan da bu tarz beslenme ya da bu tarz mesajları her ne kadar verilmeye çalışsalar da biz bu subliminal mesajlar verildi verilmedi. Bu konu bir tarafta dursun. Verilmişse de biz aslında almadık, alamadık. Çünkü biz aslında belki de kendimizce sağlıklı beslenen bir nesildik. Tabii bizden öncekiler daha da sağlıklı beslendi. Bu beslenme düzeni de her jenerasyon için kötüye gitti. Bugün endüstriyel anlamda en kötü seviyede diyebiliriz. Bu da ayrı bir konu. Ninja Kaplumbağalar özelinde sinemaya uyarlanmış bölümlerden de bahsettim ama bunların daha sonraki yıllara denk geldiğini, bilhassa 2000'lerin başlarına denk geldiğini düşünecek olursak eski etkileyiciliği de kalmamıştı. Çünkü siz büyüyünce otomatikman değişen bir çevre, değişen bir algınız var. Tabii o dönemin çocukları için de neden etkilenmediklerini şöyle özetleyebiliriz. 2000'den sonra farklı bir teknoloji devrimi oldu. Yani o bizim alıştığımız Walt Disney'in, Looney Tunes'un bilinen karakterlerin o basit yani Tweety, Sylvester, Elmer, Avcı Elmer, Duckwing Duck, ne bileyim Tasmanya canavarı, bu tip ana kast diyelim tiplemelerin, karakterlerin yerine çok farklı animasyon içerikli ya da daha çocuklara hitap eden farklı modellerle değiştiğini gördük. Yani bizim o Tasso dönemindeki kurduğumuz hayal dünyamızdaki basit figürler daha üç boyutlu, daha spesifik, daha odak noktası farklı bir zihin yapısı olan ürünlerle yer değiştirdi. Yani çizgi filmlerden ziyade sinema daha çok dövüş oyunlarıyla ilgili hatırladığım Mortal Kombat, Street Fighter gibi, X-Men gibi böyle science fiction denilen o bilim kurguyla dövüşün birleştiği farklı sinema filmlerinin daha çok tuttuğu bir dönemdi. Ya da ben öyle anımsıyorum. Bunlar benim kişisel olarak çok izlediğim, takip ettiğim filmler olmadı ama hatırladığım oyun formatları, oyun konsolları dönemine tabii ki yetiştim. Zaten bizim oyun konsolları tanışmamızın da en büyük faktörü bu bahsettiğim dövüş oyunları olmuştur. Biz aslında çizgi filmlerden Ninja Kaplumbağalar özelinde konuşacak olursak aklımızda kalan en önemli ve güzel kısmı kesinlikle o eski tüplü televizyonlarda yayınlanmasını beklediğimiz, bazen yemek yerken, bazen yemekten önce ya da sonra o güzel heyecanlı an, sonra da sokaktaki kendi kafanıza göre o söylediğim, hiçbir şeyin saçma gelmediği, kendi kurduğunuz oyun dünyanızdı. Biz büyüdük ve kirlendi dünya olarak söylenen metaforları anlamadığımız yaşların en güzel duygularla perçinlenmesi çizgi filmlerin bu bahsettiğim dönemlerine denk gelir aslında. Diğer çizgi filmleri de anlatmak istediğim podcastler var. Sıra onlara geldiğinde yeni kayıtlarda görüşürüz.